Parlak, güneşli, net ve berrak bir sonbahar günü. Sonbaharın son demleri. Bizimle beraber sizi Batı Akdeniz doğasının gizli kalmış saklı doğa köşesine, renklerin ve biyoçeşitliliğin krallığına götürüyoruz. Bucak, Sağırın sahası, Köprülü Nehri'nin kalbine hoş geldiniz. Doğa Ana'nın yüksek matematiğinin diliyle çekimlerimizde bizimle beraber yolculuğa çıkalım. Bucak Köprü Nehri sahasında havalar yavaş yavaş soğumaya ve sonbahar yüzünü çoktan göstermeye başladı bile. Sabah saatlerinde güneş yeni doğarken çoktan sarıya boyanmış ağaçların muhteşem renkleri insanı hayal alemine götürmeye yetiyor. Doğa uykuya dalıp yenilenme sürecine geçmeden önce, güneşin doğuşuyla bizlere görsel bir şölen yaşatmak için hazırlanıyor. Burada doğa hiç kimseye ve hiçbir canlıya ayrıcalık tanımaz. Asla iki yüzlü değildir, kararlıdır, kararlı yapısının bozulmasına asla izin vermez. En büyük güçtür ve yaratıcıdır. Değişim ve döngü içindedir ama matematiksel. Doğanı diyor ki, kararlı yapımla oynarsanız yok olursunuz, uygarlığınızı yok ederim. Unutmayın, çok sayıda zaman değiştirdi. Bucak, Sağır'ın sahası ve tüm Köprü Nehri Havzası, niteliği bakımından dünya mirası sayılan ve uluslararası öneme sahip olan jeopark konuma getirilmelidir. Jeoparklar yeryüzünün oluşumunun öykülerini barındıran milyonlarca yıllık doğa koruma bölgeleri olarak korumaya alınan jeolojik mirasları kapsıyor. Yönetim ve koruma planları kapsamında korumaya alınan jeolojik oluşumlar hem bilimsel çalışmalar için hem de özel ilgi turizmi için Tüm dünyada oldukça önemli alanlar olarak biliniyor. Türkiye'de ise birçok önemli jeolojik oluşum, mermer, taş ve mıcır ocakları için göz göre göre yok ediliyor. Sonbaharın son günlerinde fauna sessizdir. Hepsi gizlenmiştir. Kış uykusuna yatan, tutun göç edene kadar Börtü böceğin izine bile rastlayamadık. Sadece domuzların tüm toprağı eşeleyerek yeni sezona hazırlandıklarına, biz sahaya varmadan önce tamamladıklarına tanık olduk. Yağmur sonrası en lezzetli mantarları toplayacağımızı hayal ediyorduk. O nedenle hızla sahaya vardığımızda domuzlar çoktan bizden önce davranmıştı. İşte doğanın gücü her daim strateji kazanır, domuzlar hep bizden bir adım önde. Fauna görüntülemesi için altyapımızın yetersizliği ve zaman nedeniyle video ve foto kapanlar koyma olanağımız olmadı. Dağların göllerle buluştuğu Batı Akdeniz coğrafyası tahribatla yok edilirken, Antalya-Serik civarındaki Doğal ve en başta yaşam alanı olmak üzere arkeolojik alanlar, tarih, trekking, gezi ve fotoğraf meraklıları için sayısız alternatife sahip bu muhteşem doğanın son çağrısıdır. Sesimi duyun diyor. Coğrafya tarihinde Afrika Mara Nehri'nin bir benzerini bünyesinde barındıran bu doğa sahası geçmiş uzun sürecinde Afrika, Mara'nın vahşi yaşamını barındırıyordu. İnsanoğlunun aç gözlüğü burada tüm vahşi yaşam güzellikleri yok etmiştir. Kızıl Sonbahar dedik bu filmimiz için. Sonbaharda en çarpıcı kızıl ve sarı renkler burada yaşanır. Burası çok sayıda renkli manzarası ve biraz da altın renkli dağ etekleriyle Vahşi bir doğanın habercisi neden olmasın ki? Sonbaharı kızıldır, sarıdır, yer yer kahvenin tonlarına bürünür. Nehrin iğne yapraklılar dışındaki tüm çevresindeki ağaçların yaprakları dökülmeden önce, muhteşem perspektifler sunarak ilk olarak sarıya değil, daha çok kırmızıya ve kızıla dönerler. Sonbaharın en güzel yanı, birçok kişi için kuşkusuz doğanın büründüğü inanılmaz renklere tanık olmaktır. Yavaş yavaş sararan, zaman zaman kızıla çalan ve arkadan aldığı ışıkla adeta saydamlaşan yapraklar ve ağaçlar, bir iki hafta sonra sunduğu manzaralar ile yüzümüzde kocaman bir gülümsemeye yol açacak. Doğanın olduğu her yerde sonbahar aynı güzellikte yaşansa da bazı yerler var ki bu güzelliği çok daha fazla yaşayabiliyorsunuz. Peki sonbaharın birbirinden güzel renklerini yakalamak için nereye gitmeli? Sonbaharın gelmesiyle doğada adeta renk cümbüşü yaşanırken bu güzel seremoniyi kaçırmak olmaz. Sonbahar geldi. Ağaçların üzerindeki yapraklar mevsimin çeşit çeşit renklerine büründü. Bu da doğa yürüyüşü yapanlar için harika görüntüler oluşturuyor. Müzik Bu filmimizde sonbahar ile birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı doğayı görüntüleyerek sizlere tabiatın sunduğu görsel güzelliğe götürüyoruz. Kucak sahasında ağaçlardan dökülen yaprakların doğanın rengiyle uyumlu bütünlüğünü izleyecek ve doğanın önemini anlayacaksınız. Çamlar her zaman aynı yeşil giysilerini koruyor. Bitki örtüsü ve faunasının zenginliğini sahip havza, adeta bir yağlı boya tablo gibi kameralarımıza muhteşem görüntüler sundu. Bölge sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırması sebebiyle bizleri olduğu gibi bu filmi izlerken sizleri de büyüleyecektir. Köprü nehrinin can kattığı saha, sarı, mavi ve yeşilin uyumunu adeta bir tablo güzelliğinde konuklarına sunuyor. Renk cümbüşünün yaşandığı sonbahar renklerini tüm görkemiyle barındırıyor. Sonbaharın en güzel günlerinin görüldüğü, Batı Akdeniz'de sararan yaprakların oluşturduğu, muhteşem manzaraların bulunduğu havza nefes kesicidir. Türkiye'nin birçok yöresinde Etkileyici manzaraların oluştuğu sonbahar mevsiminde Batı Akdeniz bölgesindeki bucak sığırın sahası sararan yapraklarıyla birçok ağaç türünün bulunduğu meyve bahçeleri ve ormanlık alanda sonbaharın en güzel günlerinin peyzajını hala sunuyor. Muhteşem tarihi ve doğal güzelliklere sahip Batı Akdeniz bölgesinde Doğa severler sonbahar renklerinin oluşturduğu birbirinden güzel manzaraların keyfini çıkarıyor. Sonbahar, serin havaların yanı sıra sararan yapraklarla da kendini hissettiriyor. Ağaçlardaki dönüşüm, sık ormanların bulunduğu yerlerde muhteşem manzaralar yaratıyor. sonbaharda Batı Akdeniz'in en etkileyici manzaralarıyla ilgili bu filmimiz aynı zamanda kaynağı ile ilk defa görüntülediğimiz bir derlemedir. Sonbahar renklerinin en güzel görülebileceği alanlarında rastlanan biyolojik çeşitliliği ile ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Kurumuş yaprakların hışırtısı, küçük şelalelerden çağlayan su ve kuş sesleri, insanı dinlendiren bu sesler, ruhunu besleyen bu manzara, burası Sığır'ın bucak sahası köprülü havzası, sık ormanlık alan ve nehir manzaralarında renk cümbüşü var. Ağaçların yaprakları yeşilden sarıya, sarıdan kızıla dönüyor. Sonbaharın tüm renklerini barındırıyor. Kartpostallık manzarayı kaçırmak istemeyenler Bucak Sağır'ın sulak havzasında yürüyüşe çıksın. Müzik Anadolu başta olmak üzere Antalya'nın Serik ilçesi Bucak Sağır'ın sulak havzasında yaz bitip sonbaharın hüküm sürdüğü, börtünün böceğin gizlendiği doğa tahribatı devam ederken Hayatta kalmanın başarı sayıldığı bir dünyadayız. Yaşam savaşında ancak ustalaşmış canlı türlerinin yaşayacağı kesin. Başlangıcı bilinmeyen bir evrim süreci sonunda dünya kıtalarının uğultulu ıssızlığına ve sıfırın altındaki soğuğa mükemmel uyum gösteren insanoğlu ve aynı ortamda yaşamı paylaşan diğer canlılar Ancak insanlığı bekleyen bir sınav var. Kendi kirlettiği ve yok ettiği veya etmeye devam ettiği doğal çevrenin kendisinin felaketi olacağını ne zaman anlayacak? Ani iklim değişimine neden olan doğa yıkımları sonucu doğanın kararlı yapısını bozacağı kesin. Bu durum ani bir felakete yol açabilir. Dünya üzerinde yeni bir zaman gelişebilir. Dinozorlar böyle yok olmadılar mı? İnsanlık kendini oluşacak yeni ve sert iklim değişikliğine veya ani kuraklığa uyarlaması için yeterince zamanı bulabilecek mi? Burada bir ormana, bir akan büyük nehire en çok hangi renk yakışır? Beyaz, yeşil, sarı, mavi ya da kırmızı. Peki ya tüm bu renkler Tek bir ormana, tek bir nehre aitse, işte bizimle beraber yolculuğa çıktığınız Bucak Sağır'ın havzası. Uzaktan dağlar mavimsi, ormanın renkleri binbir çeşit, suyun rengi maviden yeşile, her ne ararsan var, sahip olduğu güzelliği sonsuz bir döngüde sürdürebilen ender yerlerden bir yer. Yeter ki buraya doğanın kalbine gelin. Burada doğa, ziyaretçilerine her mevsim farklı renklerde bir şölen sunar. Bu filmimiz ile Antalya'nın sahip olduğu doğal değerleri tanıtmaya amaç edindik. Doğa Antalya'dır ve doğa tüm Türkiye sahtadır. Ama kurumlar sesimizi duymak istemiyor görüntülerimizi görmek istemiyor. Doğa denilince adeta nefretleri kusuluyor. Bunun kanıtı ise açgözce doğaya verilen zararlardır. Bucak Sayırın sahası Köprülü Nehri Havzası'nda, güz mevsiminde parlak güneşli havada şansımız yaver gitti. Aslında şanstan çok Doğa Ana bizi tanıdığı ve kendisini sevdiğimiz için çekimlerimize güneşe emir vererek ortamı net ve berrak yaparak destek verdi. Bu sayede tüm renkleri kapsayan dağları, ormanları ve akarsuları kameranın kartına objektifimizle topladık. Çekimler için hayal ettiğimiz tüm her şeyin görselini elde etmiş olduk. belgeselin güz mevsimindeki ana dili sonbahardır. Bugün bulutlar olmadığından koşar adım geçip gitmesine tanık olmadık. Güneş bizim için renk cümpüşüne dönen güz yapraklarını aydınlatarak muhteşem doğa seremonisini sundu. Gölgeler uzadıkça uzar, burada herkes güneşten koparabildiğini alır. Sonbahar ormana ve suya çoktan düşmüş, renkler dile gelmiş orman ve su bizimle dans etmek istiyor. Köprülü Milli Parkı'nda, Sığırın sahasında ve uzaklardaki dağlarda görünen heybetli tepelerinde sonbaharın kızıl cümbüşü başlamış. Bucak köyünün karışık ormanları bir yaş daha almıştır. Gökte güneş dans ediyor, yerde ağaçlar, dallar, yapraklar. Bir yanıyor, bir sönüyor. Işık vurunca umutla dolar, gölge düştüğünde ise insanoğlunun özünü hüzünler. Sağırinde sonbahar bu büyülü ışık oyunlarının yalancısıdır. Bir rengin her tonu bir yaprağın son halidir. Tabiat sarıdan kırmızıdır, sarıdan yer yer kırmızı köprülü nehri havzasıdır. Yeşilden maviye, maviden sarı ve kırmızıya doğru süren bir yolculuktur Antalya doğasında. Sonsuz orman ve akarsu denizinde, sonsuz bir döngüde. İşte bu yolculuk doğada renklerin yolculuğudur. Antalya ormanlarında kendi renginizi bu belgeselde bulun. Burada havalar çoktan serinlemiş ve sonbahar renkli yüzünü göstermiştir. Doğa uykuya dalıp yenilenme sürecine geçmeden önce bizlere görsel bir şölen yaşatmak için hazırlanmış. Sizlere de göstermek için kameramızı bekliyordu. Sonbaharın en güzel yanı bizim olduğu kadar birçok kişi için kuşkusuz doğanın büründüğü inanılmaz renklere tanık olmaktır. Yavaş yavaş sararan, zaman zaman kızıla çalan yapraklar ve ağaçlar, belli zaman aralığında sunduğu manzaralar ile Yüzümüzde kocaman bir gülümsemeye yol açmak için herkesi davet ediyor. Müzik Doğanın olduğu her yerde sonbahar aynı güzellikte yaşansa da bazı yerler var ki bu güzelliği çok daha fazla yaşayabiliyorsunuz. Bizimle yolculuğa çıktığınız saha bu tanıma fazlasıyla uygun. Sonbahar mevsimi ile birlikte Ağaçlarda oluşan renkler ressamları kıskandıran kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Sonbaharın gelmesiyle doğada dönüşümler başlarken Antalya doğasının birçok bölgesinde oluşan eşsiz renk cümbüşleri tablo gibi görüntüler sunuyor. Doğadaki yeşil örtü sonbahar mevsiminin kendisini İ'den iyiye göstermesiyle birlikte sarı, kırmızı, kızıl, kahverengi gibi eşsiz renklere bürünmüştür. Müzik Doğanın dönüşümünün başlamasının ardından yerlere dökülen yapraklar muhteşem manzaralar sunarken kış öncesinde adeta toprağa örtü oluyor. Çekimlerini yaptığımız sahada bulunan ağaçlık ve akarsu alanlarda renk cümbüşünün yaşandığı bu günlerde mutlaka görülmeye değer. Burada bir bölümü sararırken bir bölümü de güzel giden havalardan dolayı hala yeşilliğini koruyan ağaçlar, köprülü nehrinin renkleriyle tam uyumla doğaya duyumsuz bir seyir zevki katıyor. doğayı sarıya ve çoklu renklere büründüren, hafif rüzgarlar estiren, beklenmedik yağmurlarıyla ıslatan, tatlı hüzünlerin mevsimi sonbahar, birçok kişinin en sevdiği mevsim. Biz de bu güzel mevsimin gelişini birbirinden güzel görüntülerle hem kutladık hem de sevmeyenlere sonbaharı sevdirmek istedik. İşte hüznün, renklerin ve huzurun mevsimi sonbaharın en güzel anları bu filmimizde gelecek nesillere miras bırakıyoruz. Sonbahar aynı zamanda altın renk, değişim ve döngü ile ayrılıklar zamanıdır. Kimisinin yaşamı sona erer, kimi de yeni yaşama merhaba der. Sarı veya altın renkli sonbaharda kimi insanlar için doğanın yavaş yavaş öldüğü bir mevsimdir. Müzik Doğa nimetlerinin cahili insanlara göre sonbahar insanının dengesini bozuyor. Aşkçı meşkçi bazı şairlere göre ise sonbahar en güzel aşkların bile sona erdiği mevsimdir. Yüreklerdeki sevgiyi, aşkı, umudu alıp götürür. Yerine hüznü, ayrılığı ve daha ne kadar tuhaf duygu varsa onları getirir kızıl sonbahar. Müzik Denir ki kış mevsiminin sert ve soğuk havalarından bile daha acımasızdır sonbahar. Oysa tam tersi sonbahar yorgun bedenin ilkbahara hazırlık terapisidir. Doğanın yeniden uyanışına ön hazırlıktır. Müzik Doğa sever insan için sonbahar en güzel mevsimdir. İşte tam zamanlıdır. Konfeti gibi sarı yapraklarda çısırtılı yürüme zamanıdır. Bu yürümeyi en iyi şekilde Antalya doğasında yapabilirsiniz. Çok insan sonbaharı sevmez. Oysa bu sonbahara haksızlıktır. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği var. Yeter ki doğa bilincine sahip olunsun. Sonbaharda doğanın farklı florasına tanıklık etmek muhteşem bir duygudur. Yaşamın bu büyülü döngüsü karşısında saygıyla eğilmek gerekir. Bu sahada yürürken Yaşamın döngüleri içinde kendine has güzellikler barındırdığı hemen fark ediliyor. Yaşamı yaşam yapan tüm bunları fark edip tadını çıkarmak temel bilinç olmalıdır. Bu belgeseli izlerken güneşin varlığını bizlere en güzel şekilde hissettirdiği yaz aylarına veda ederken tatlı bir esintiye sahip kızıl sonbahar mevsimine merhaba diyeceksiniz. Köprülü Milli Park sahası Sağırın Havzası'nda mevsimler geçerken, tabiat ana boş durmayarak bu değişim sürecine mükemmel bir ahenkle uyum sağlamaktadır. Mevsimler değişir, renkler değişir, renkler değişiminde duygular da değişir. Yeşilin sayısız güzel tonlarıyla birlikte Diğer tüm renkler de ona en coşkulu halleriyle uyum sağlar. Devamında yerini sarının, turuncunun ve kırmızının büyüsüne bırakır. Devam etmekte olan bu değişim sürecinde tabiat ana, yaşayan tüm canlılar gibi bitkilerin de bir yaşam süresi ve döngüsü olduğunu bizlere hatırlatır. Sonbahar mevsimi bu döngünün bittiği bir zaman gibi görünse de aslında yeniden başlamak, tazelenmek için adımların atıldığı bir zaman dilimidir. Hüznün ve sonların zamanı olduğunu düşünenlerin aksine yeniden doğuş için hazırlanma zamanıdır. İnsan ve canlı yaşamı için elzem fazlalıklardan arınmalı, düzenlemeler yapılmalı, yeni fidanların yerlerini bulmalı, toprağın ve doğanın nefes alması sağlanmalıdır. Hiçbir zaman sonbahar, ömrümüzün son demi değildir. Sadece döngü vardır. Canlılara biçilen yaşamsal program vardır. Ömür programı sona erdiğinde, sonbahara küskünlük olamaz. Maziye eğitici ve öğretici çok şeyler bırakmak elsem. Bu filmimiz ile biz de, Maziye ve gelecek nesillere belki de kısa süre sonra verimsiz bir hese kurban edilecek bu muhteşem güzellikteki doğanın sadece minicik bir bölümünü bırakıyoruz. Sonbahar insanlara sonu anımsatmaz. Doğayı katliden insan farkına varmadan kendi açı sonunu hazırladığı içindir ki, bu mevsime olumsuz bakar. Oysa olumsuz düşünceleri bir tarafa bırakıp bahar kısmına odaklanılsa bile doğanın korunumu için çok kazanım olacaktır. Burada dökülen her yaprak ardından çıkacak her bir minik tomurcuğun habercisi değil midir? Her sonbahar bir ilkbahara gebe değil midir? Her son bir bitiş midir? devamında da başlangıç değil midir? Doğanın matematik dili, savursun götürsün rüzgar yapraklarımızı, kırılsın dökülsün dallarımızın en zayıf budakları, süpürsün etrafımızda kırılan, yıkılan, dökülen yanlarımızı, yeter ki kurtulalım ağırlıklarımızdan, tüm fazlalıklarımızdan diyor. güzel görüntülerimizle diyoruz ki ömrün son veya ilk demi yoktur sadece şimdiki zamandaki yaşadığınız tüm güzelliklerin demi vardır ne aldığın ne de alacağın nefesleri hesaplamaya kalkma doğanın sana biçtiği ömrün bitince bir anda kesilecek soluğun nasılsa ta ciğerlerinin derinliklerine çek alabildiğin kadar her nefesi dalından düşen yaprakları saymayı ve sayıklamayı da bırak. Yeniden çıkacak tomurcuya odaklan. O tohum emeğine, sevgine, varlığına muhtaçtır. Açacak çiçeği düşün. Seni kokusuyla, güzelliğiyle saracak, sarmalayacak, tamamlayacak olan. Doğada yürürken Attığını bırakma, fazla sayıda insanın aynı yerden bir defada geçişine izin verme. Çünkü yeni çıkacak her filiz esilerek yok olacaktır. Burada sonbaharın muhteşem renklerini ve manzaralarını izlerken, sonbahara hüzün denilir mi hiç? Bu muhteşem güzelliklerin Kızıl sonbaharı yaşam demek, nefes, umut, can demek. Çıkmış can değildir sonbahar, bir geçiştir bir alemden bir başkasına. Bir döngüdür sonbahar, yeşilin kırmızıya, kırmızının sarıya, sarının kahverengiye, kahverenginin yeşile döngüsünün türküsüdür. Burada kuşları göremesek de bir göz zamanıdır sonbahar. Kuzeyden güneye, soğuktan sıcağa, katar katar edilen kuşların göçüdür. Azdan çoğa, çoktan aza değişen rüzgardır sonbahar. Savurur, temizler ve sığınma hissi uyandırır. Düşünün ve sorgulayın, doğada boşuna olan bir şey var mı ki? Sizce bir koza değil midir sonbahar? Yoksa bağrında bunca kelebekleri, tomurcukları, cıvıltıları nasıl saklayabilirdi ki? Yine görüntülerimizi konuşturarak diyoruz ki, olağanüstü güzel olan bu bölgenin insanıyız ki, evlerinizden çıkın, basın şu mevsimde kurumuş yapraklara, uzanın ağaçlar altına, İzleyin gökyüzünde uçanı, kaçanı ve göç edenleri. Kapayın gözlerinizi ve sadece dinleyin rüzgarı, ağaçları, yaprakları ve sadece dinleyin. Sonbahar ve doğanın renklerindeki değişimi takip edin. Her mevsim ayrı güzelliğin yaşandığı dünyamızda, Sonbaharın her zaman farklı bir yerinin var olduğunu anlamaya çalışın. Sonbaharla birlikte doğaya katılan yeni renkler ve oluşan muhteşem tablolar seyrinize hazır olduğunu görmeye ve anlamaya çalışın. Bu filmimiz aynı zamanda sizler için Kızıl Sonbahar'ın doğa terapisini sunuyor. Yorgun bedenlerinizi en iyi bu güzel görüntüleri izleyerek rehabilite edeceğinizi garanti ediyoruz. Sonbahar aylarında, ormanlardaki patikalarda ve yayla yollarında hareketlenme artsa da dökülen yapraklar kuşlar olmadığından senfoniye katılmıyor. Zengin biyoçeşitlilik sunan bitki örtüsünde yükselti eğimine bağlı olarak kızılçam, karaçam, saplı sapsız saçlı meşeler, pırnal meşesi, kokar ağaç ve ardıç gibi ağaç türleri ile hayıt, sandal, koca yemiş, koca yemiş funda, çitlenbek, yabani zeytin, akça kesme, mersin, menengiç, boyacı sumağı, muşmula, alıç, dağ muşmulası, böğürtlen, yabani gül, defne, tesbih ağacı, Karaçalı, kördüken gibi maki florasının çalıları bulunuyor. Böylesine benzersiz bir doğa örtüsü çimentosunda kampçılık, yürüyüş, fotoğraf ve tırmanma vazgeçilmez aktiviteler olmazsa olmazıdır elbet. Saha nehir faunasında tatlı su levreği, tatlı su istakozu ve sazan var. Hatta yayın bile göz kırpıyor. Köprü nehri soğuktur. Turkuaz yeşili ve mavinin tüm renklerini yansıtır. Soğuk olduğundan yüzmek için pek uygun olmasa da yazın bunaltıcı sıcaklarda serinletmek için idealdir. Kıyılarında kamp ve piknik yapabilir. Akarsuyun çağıltılı sabahlarının ve suya yansıyan sonbahar renklerinin keyfi çıkarılabilir. sahada henüz el değmemiş güzellik bulunsa da son demlerini yaşıyor da denebilir. Belki de Türkiye'nin en el değmemiş köşelerinden biridir dersek şimdilik gerçeklik payı vardır. Bu bakir havza Türkiye'nin ekolojik olarak çok önemli bölgesinden biridir. Bilimsel araştırmaların odak noktası olması gereken sahadır dünya mirasına bırakılması için üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Avrupa çapında 210 bölgenin içindedir. Batı Akdeniz'in yaşlı doğal ormanları burada ve el değmemiş ender sahasıdır. Doğal ve yabani kaldığından olağanüstü bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Yaklaşık 4'ü endemik olmak üzere 376 bitki, 4 endemik böcek var. Sonbaharın kızılığında burayı görmek için ideal bir mevsim. Bu olağanüstü benzersiz güzelliği her mevsimde farklı görmek mümkünken, sonbahar kızlığının altın renklerini görmek olağanüstü bir duygu karmaşasıdır. Diyoruz ki siz buraları bir de sonbaharda görün. filmimizi izlerken mutlaka sizde merak uyandıracaktır. Sizler için sarı rengi görmek yetmez, fotoğraflamanız da lazım. Muhteşem manzaralara tanık olduktan sonra yakın çevrenize sarı rengi git sen de Bucak sahrinde köprülü nehrinde gör diyeceksiniz. Bu sahada yaşayacağınız her güzellik sizi farklı duyumların doruğuna çıkarırken egolu şişinmeleriniz haklı sebep olacaktır. Çünkü siz artık ayrıcalıklı ve öğrenmiş bir doğa sever ve doğa koruyucu olmuşsunuzdur artık. Yaz ortalarından itibaren sarı rengin ortaya çıkmasına kadar olan sürede sık sık nereye gidebileceğinizi hiç düşünmeyin. İnternetten araştırırsınız, foto bloklarını karıştırırsınız ama sadece çokça lüzumsuz şey yazılıp çizilmiş olduğunu görmeniz kuvvetle muhtemeldir. İşte bu filmimizle Bucak Sağır'ın doğasını tanıyacak ve bilgileneceksiniz. Kendiniz için en ideal olduğuna karar vereceksiniz. Oksijen zenginliği ile Dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan bu saha, sonbaharda sarı-kırmızı ve yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü sunuyor. Ağaçlarından dökülen altın rengi yaprakları ve berrak suları ile sonbaharda da ziyaretçilerini farklı bir dünyaya götürüyor.